Bize de yardımcı ol ya Rab. Kutsal Ruh her birimiz üzerinde dök ki senin sözünü iyi anlayalım ya Rab. Senin yüce ismine amin. Evet, göklerdeki babamız ve kurtarıcımız Rabbimiz İsa Mesih'ten hepinize bol lütuf ve esenlik olsun. Amin. Rab bugün her birimize dokunsun, yüreklerimize dokunsun. Bugün onun önünde tazelenelim, yenilenelim ve buradan güzel kararlar vererek çıkalım. Amin. Ve hayatımıza meydan okuyalım aslında. Bugün ben şu kararı verdim, artık Rab'le yürüyeceğim. Bugün Rab sizin yüreğinize dokunursa, yüreklerinizi lütfen katılaştırmayın. Yüreklerinizi açın, bırakın Rab dokunsun, bırakın içeri girsin ve yüreklerinizde işlemeye, hayatınızı amin değiştirmeye başlasın. Amin. Evet, bugün bildiğiniz gibi babalar günü. Bugün aslında ne paylaşacağım diye düşünürken dedim bu hafta babalar günü. Ben Göksel babamın babalığını paylaşmam lazım. Çünkü bulunduğumuz coğrafyada, bulunduğumuz ülkede Tanrı'ya baba demek bir hakaret gibi sanki. Birkaç hafta önce bir müşteride oturuyordum. Onunla sohbet ederken dedi sana bir soru sormak istiyorum. Buyur sor dedi. Siz dedi Tanrı'ya baba diyorsunuz. Nasıl Tanrı'ya bir insanmış gibi davranabiliyorsunuz? Ve ben ona açıklamaya çalıştım. Ama çok anlamadı gerçekten. Ve oradan çıkınca Tanrı'ya baba demenin ne kadar büyük bir özgürlük verdiğini size anlatamam. Tanrı'nın çocuğu olmak ve bunu ikrar etmek, bunu söylemek ne kadar büyük bir özgürlük biliyor musunuz? Tanrı'ya baba demek. Ve Tanrı'nın babalığını düşündükçe gerçekten bize ne kadar büyük bir babalık yaptığını gün geçtikçe daha çok anlıyoruz hayatımızda. Ve Tanrı'nın bizi kendi çocukları olarak kabul etmesi ne kadar büyük bir ayrıcalık. Bizim insanlarımız övünmeyi çok severdir. Benim falanca filanca dayım bilmem nerede yönetici. Benim falanca dayımın filancası işte mecliste bilmem ne. İnsanlar insanlarla övünmeyi çok severler. Biz babamızla niye övünmeyelim o zaman? Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Biz evreni yaratan Rabbin çocuklarıyız. Biz göksel vatandaşlarız. Ve bizim babamız bizimle ilgilenen, bizi seven, bizi kucaklayan bir babaya sahibiz. Hiç kimse geri durmasın. Hiç kimse böyle sinmiş durmasın. Sen Tanrı'nın çocuğusun. Amin. Senin baban göklerdeki baba. Senin baban yeri ve göğü yaratan, her şeyin üzerinde egemen olan babanın çocuğusun. Amin. Sen çok değerlisin. Hiç kimse kendini değersiz hissetmesin. Amin. En değerli babanın çocuğusun çünkü. Ve bugün bu babadan biraz bahsedeceğiz. 1. Yuhanna 3. bölümde şöyle diyor. Bakın, baba bizi o kadar çok seviyor ki bize Tanrı'nın çocukları deniyor. Gerçekten de öyleyiz. Dünya babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Mesih'te bu umuda sahip olan Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. Amin. O zaman biz Tanrı'nın çocuklarıysak eğer, biz yüreğimizi Tanrı'ya vermiş ve Tanrı'nın çocukları olarak kendimizi kabul ediyorsak, o zaman bize bir görev düşüyor. Mesih pak olduğu gibi biz de hayatımıza dikkat etmemiz gerekiyor.
o aileye yaraşır bir yaşam sürmeniz gerekir. Evet. Doğuda aşiretler vardır. Her aşiretin yüzlerce, binlerce, on binlerce belki akrabası, üyesi vardır. Ama bazı aşiretlerde, bazı üyeler, bazı akraba, işte çocuklar bir hata yaptıkları zaman onu şikayet etmek için aşiretin liderine giderler ve o aşiretin lideri onu hemen çağırır ve gerekli olan şeyi ona söyler, cezayı verir. Neden? Çünkü aşiretine laf gelmesin diye. Aşireti onun yüzünden lekelenmesin diye hemen müdahale eder. Biz de aynı şekilde Tanrı'nın çocukları olduğumuz için bizim yüzümüzden Tanrı'ya leke gelmesin diye hayatlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Neyle dikkat edeceğiz? Tanrı'nın sözüyle. Her gün kendimizi kontrol edeceğiz. Tanrı'nın önünde duracağız ve Tanrı, o zaman Tanrı'ya yaraşır bir yaşam sürmek için her gün ona yaklaşacağız ve adımımızı ona göre atacağız. Çünkü sizler Tanrı'dan doğdunuz. Tanrı'dan doğdunuz. Onun için Tanrı çocuklarısınız. Kutsal Ruh'tan doğdunuz. Onun için Tanrı'nın çocuklarısınız. Ve Efesliler'de dediği gibi siz Tanrı'nın ev halkısınız. Tanrı'nın ev halkı. Gerçekten Tanrı'nın ev halkı olmak, Tanrı'nın çocuğu olmak, evet büyük bir sorumluluk getiriyor. Ona her gün yaklaşmak, yüreğimizi ona açmak, yüreğimizi onun önüne dökmek ve Tanrı'ya elimizi uzatmamız gerekiyor. Ve Tanrı'nın çocuklarına yaraşır bir yaşam sürmemiz gerekiyor. Eğer hayatımız Tanrı'daysa, eğer Tanrı'nın varlığı üzerimizde egemense, o zaman iyi meyveler vereceğiz. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. İyi ağaç iyi meyveler verir. Kötü ağaç kötü meyve verir. O zaman biz kökümüzün nerede olduğunu bileceğiz. Kökümüz Tanrı'daysa iyi meyveler vereceğiz. Kökümüz Tanrı'da değilse iyi meyveler veremeyiz. Çünkü bizde etkin olan ve her iyi işi başlatan ve tamamlayacak olan Rabbin kendisidir. Bizde iyi olan bir şey yok. Ama kökümüz nerede olduğu çok önemli. Eğer Rab İsa Mesih'in kanıyla satın alınmış ve kökün oraya ekilmişse o zaman iyi meyve vereceksin. O zaman Tanrı'ya daha rahat yaklaşabiliriz. Ve Tayfun abinin okuduğu gibi 2. Korintoslar'da her şeye gücü yeten Rab diyor ki size baba olacağım, siz de oğullarım, kızlarım olacaksınız. Ne kadar büyük bir vaat, lütuf, bir gerçek Tanrı'nın çocukları olmak. Tanrı bunu bize sağladı. Çarmıh üzerinde bizi babayla barıştırarak babaya çocuklar yaptı. Ama bu arada bizlere de iş düşüyor. Bizlerin yüreğini açması gerekiyor. Tanrı'ya yaklaşmamız gerekiyor. Tanrı'ya elimizi uzatmamız gerekiyor. Çünkü dünyada yaşıyoruz. Sıkıntılarımız var, korkularımız var, kaygılarımız var, problemlerimiz var, hastalıklar var. Ama biz Tanrı'ya yaklaşmamız lazım. Korkularımızdan kurtulmak için Tanrı'ya yaklaşmamız lazım. Benim küçük bir kızım var. Eser'in oğlunun yaşında. Şu an 4 yaşında. Geçen sene biz bir havuza gittik. İşte sürekli büyük bir kaydırak vardı. Dedi ki baba dedi ben kaydıraktan kaymak istiyorum. Tamam dedim git kay.
Ama korkuyorum dedi. Dedim seninle çıkayım oraya kadar. Yok baba dedi. Eğer benim elimden tutarsan ben korkmam kayarım dedi. Siz bu korkularla yüzleşirken, bu sıkıntılarla yüzleşirken, bu problemlerle yüzleşirken, eğer Tanrı'nın elini tutarsanız korkmayacaksınız. O göksel babamızdır. Biz onun elini tutmalıyız. Onun elini bırakmamamız gerekiyor. Korkularımızdan kurtulmak için yüzümüzü ona dönmemiz gerekiyor. Kaygılarımızdan kurtulmak için. Problemlerle, sıkıntılarla daha iyi mücadele edebilmek için onun ellerini tutmamız gerekiyor. Çünkü yalnız mücadele edemezsiniz. Evet. Tanrı'ya ihtiyacımız var. Rab İsa Mesih'e ihtiyacımız var. Bugün onun elini tutmaya ihtiyacımız var. Her zamankinden daha fazla. Çünkü her zamankinden daha fazla problemlerin içindeyiz, sıkıntıların içindeyiz ve kaygıların içindeyiz. O zaman onun elini tutmaya ihtiyacımız var. Onunla konuşmaya ihtiyacımız var. Eğer yüreğimiz Tanrı'ya yakın değilse onunla nasıl konuşabiliriz? Ama yüreğimizi açmamız gerekiyor. Onunla konuşmamız gerekiyor. İsrail halkı Musa'ya çok ilginç bir şey söyledi. Mısır'dan çıkışta 20:18'de diyor ki halk gök gürlemelerini, boru sesini duyup şimşekleri ve dağın başındaki dumanı görünce korkudan titremeye başladı. Uzakta durarak Musa'ya bizimle sen konuş, dinleyelim de dediler. Ama Tanrı konuşmasın, yoksa ölürüz. Musa'ya dediler, git sen konuş Tanrı'yla, biz konuşamayız. Neden? Çünkü yürekleri Tanrı'dan uzaktı. Onun için konuşamadılar. Cesaretleri yoktu ki Tanrı'ya yaklaşsınlar. Çünkü yürekleri uzaktı. Çünkü ellerini Tanrı'ya uzatmadılar. Rabbin elini tutmadılar. Onunla birlikte yürümediler. Onun için korktular. Biz konuşmayalım. Bizim yerimize sen konuş. Çünkü biz konuşursak ölmekten korkuyoruz. Bugün biz Tanrı'yla konuşacağız. Bugün biz Tanrı'ya sesleneceğiz. Eğer yüreğimizde Tanrı'yı hissetmiyorsak bugün onun yüreğimize gelmesi için çağıracağız. Bugün onun elini tutacağız. Bugün onunla konuşacağız. Yarın çok geç olabilir. Bugün, kurtuluş günü bugündür. Tazelenme günü bugündür. Bugün onunla konuşma günü. Bugün onunla tekrar barışma günü. Bugün onunla yenilenme günü. Bugün onunla bir adım daha atma günü, ona yaklaşma günü. Buna ihtiyacımız var. Bugün ona bir adım atacağız. Ve bugün o adımda, biz bir adım attığımızda Rab bize ellerini uzatacak. Amin. Ve bulunduğumuz durumdan ruhsal olarak çıkaracak. Amin. Ve bizi ferahlığa kavuşturacak. Amin. Her ne kadar dışarıdaki varlığımız problem yaşıyorsa da içerideki varlığımız, iç varlığımız tazelenecek. Yenilenecek. O zaman bakış açımız işte değişecek. Problemlere karşı, sorunlara karşı. Ve bizim elimizi tutan kim olduğu çok önemli. Daha önce anlatmıştım belki burada. Ben 7-8 belki 9 yaşlarındayken bizim bir gün evde oturuyorduk. Bir akrabamız aradı. İşte beni çağırdı, dedi gelebilir misin? Bizim anahtarımız içeride kaldı. Onu almak için beni çağırdılar.
İşte sarkıtacağız dedim ben yukarıdaki karttan. Ve ben böyle konuşurken babam da oradaydı. Dedi ben de geleceğim. Ben oraya gittim. Orada üçüncü kata çıkardılar beni. Onlar işte ikinci kattaydı. Beni bir üst kata çıkardılar. Oradan mutfağın camından aşağıya ip bağladılar ve beni sarkıtacaklarını söylediler. Tabii küçüktüm. Baktım gerçekten çok yüksek. Ve ben korkmaya başladım. Büyük ihtimal babam beni öyle görünce fark etti korktuğumu. Ve o ipi tutan kişiye dedi ki, ipi benim elime ver, ben tutacağım ipi dedi. Ve babam o kelimeyi söyleyince benim bütün korkularım gitti. Huzur geldi mesela. Bütün korkularım gitti. O yükseklik korkum gitti, o ne kadar yüksek olursa olsun. Çünkü biliyordum ki o ip babamın elinde. Ne olursa olsun babam bu ipi bırakmaz. Bizim hayatımız kimin elinde olduğu çok önemli. Göksel babamızın elindeyse elimiz, o asla bizi bırakmaz, asla bizi terk etmez. Her ne olursa olsun, o bizi bırakmaz. O bizi sıkı sıkı tutar, ne olursa olsun bizi bırakmayacaktır o. Bu hayatımızı Tanrı'nın eline teslim etmeye bugün var mıyız? Tekrardan onun önünde yenilenmeye var mıyız? İşte bugün o gündür. Bugün elimizi onun eline uzatma günüdür. Yüreğimizdeki acıları onun önüne dökme günüdür. Onun çarmıhının dibine gelip o dökmüş olduğu kanın kefareti altına sığınma günüdür. O bizi yıkayacak, o bizi temizleyecek. Her ne yapmış olursanız olun, geçmişiniz ne olursa olsun, şimdiye kadar ne yapmış olursanız olun, bugün Tanrı'yla barışma günü. Bugün Tanrı'nın önüne gelme günü. Bugün onun kanında tekrar yıkanma günü. Ve paklanma günü. Rab bizi temizlemek istiyor. Rab bizi yıkamak istiyor. Rab bizi tekrar kendine çekmek istiyor. Rab ellerimizi sıkı sıkı tutmak istiyor. Bizi bırakmak istemiyor. Hiçbirimizin kaybolmasını istemez. Her birimizin dönüp kurtulmasını ister. Çünkü Rab her birimiz için, her bir kayıp için acı çekiyor. Rab İsa Mesih Yeruşalim'e girdiği zaman onlara baktı, acıdı onlara, çocuklara baktı, sağını solunu bilmeyen çocuklara baktı, büyüklere, yaşlılara, gençlere, kadınlara, erkeklere baktı. Ve kutsal kitapta diyor ki, ve İsa ağladı. Neden? Çünkü size gelen kurtuluşu anlamadınız. Kaç defa sizi kanatlarımın altına almak istedim ama siz kabul etmediniz ve onlar için ağladı. Rab bugün kayıp her bir yürek için ağlıyor. Bugün Rab size elini uzatmış. Ağlayarak sizi çağırıyor. Sizin uğrunuza, benim uğruma canını verecek kadar bizi seviyor. Çarmıh üzerinde böğrünü deldirecek kadar bizi seviyor. Babadan ayrılacak kadar bizi seviyor. Çarmıh üzerinde feryat edip şöyle dedi Rab. Tanrım, Tanrım beni neden terk etti? İşte benim günahım için onu terk etti. Tanrı mukaddestir. Baba mukaddestir, baba kutsaldır, günahın olduğu yerle hiçbir alakası yoktur. Ama benim günahlarım, İsa 53'te dediği gibi bütün suçlarımızı o taşıdı, bütün günahlarımızı o yüklendi. Bakılacak güzelliği de yoktu ki gönlümüz onu çeksin. Ama benim günahım için baba onu terk etti. Ve orada Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye haykırdı. Benim için. Rab beni kurtarmak için. Kendini en
aşağılara indirdi. O aşağıya indi ki biz yukarı çıkalım. İşte bugün her birimizi o yukarı çıkarmak istiyor. Ve göksel babamıza bizi kanıyla satın alarak göksel vatanın vatandaşları yaptı. Hissedarları yaptı. Mirasçı yaptı. Hiçbirimiz onun için sıradan değilsiniz. Her biriniz Tanrı için çok ama çok değerlisiniz. Her birimiz için çarmıh üzerinde kendi kanını döktü. Teker teker. Her birimizi kurtarsın diye. Her birimizi satın alsın diye. Çok büyük bir pahayla babaya satın alındınız. Onun için çok değerlisiniz. Çünkü Rabbin kanı çok değerli. Ve Tanrı'nın çocukları olma yetkisi verdi her birimize. Hiçbirimiz geri durmayın. Hiçbirimiz kendinizi değersiz hissetmeyin. Hiçbirimiz kendinizden vazgeçmeyin. Siz babanın çocuklarısınız. Siz göksel Yeruşalim'in öz halkısınız. Ve babaya çok değerli bir pahalı satın alınız. Onun için diyor ki nasıl bir yaşam yaşadığınıza dikkat edin. Nasıl bir hayat sürdürdüğünüze dikkat edeceğiz. O zaman ben artık sıradan bir kişi değilim. Ben bulunduğum her yerde Rab, İsa, Mesih'i, göksel babayı temsil ediyorum o zaman. Benim yaşamım Rab, İsa, Mesih'e ya övgü getirecek, ya lanet getirecek. Sizin iyi işlerinizi gören herkes göklerdeki babanızın ismini yüceltsin diyor benim kutsal kitabım. O zaman öyle olsun. Sizi gören herkes gökteki babanızın ismini yüceltsin. Ya bu ne kadar doğru bir insan, ne kadar bereketli. İnsan ne kadar ışık saçıyor, ne kadar sevgi dolu. Bunun hayatı çok farklı. Neye inanıyorsa gerçek odur diyecekler bunu. Çünkü öyle bir gün gelecek ki bu babanın önünde, bu oğlunun önünde her diz çökecek. Evet. Her din İsa Mesih Rab'dır diye ikrar edecek, amin, bağıracak. Amin. Avazı çıktığı kadar bağıracak. Ne mutlu size. Siz Rab'i tanıdınız. Ne mutlu yüreklerinize, onlar Rab'be açıktır. Rab'bin evi oldular. Her birinizin yüreği. Onu kabul eden her bir yürek Rab'bin evi oldu. Rab orada taht kurdu. Neden? Hayatınızı değiştirmek için, yaşamlarınızı güzelleştirmek için, sevginizi arttırmak için, bereketinizi arttırmak için, sevincinizi, mutluluğunuzu arttırmak için. Çünkü insanlar mutlu değil. Yüzlerde mutluluk yok. Geçen gün bir müşterim geldi yurt dışından. Şu kelimeyi kullandı. Çok dikkatimi çekiyor dedi. Kimsenin yüzü gülmüyor. Kimsenin yüzü gülmüyor dışarıda dedi. Gerçekten insanların yüzü gülmüyor. Herkes bir sinirli, herkes bir problem, herkesin problemleri var. Ama insanların içinde de problem olunca, yürekte problem olunca nasıl gülecek ki? Umudu yok çünkü. Umut yok. Neye güvensin, neye tutunsun? Hiçbir umudu yok. Ama Rab'be iman edenlerin diri bir ümidi var. Amin. Bizim umudumuz diridir. Biz yeri ve göğü yaratan Tanrı'ya inanıyoruz. Rab İsa Mesih'e iman ediyoruz. Onun için nerede olursak olalım Tanrı'nın elinde olduğumuzu biliyoruz. Bizim diri bir ümidimiz var. Umutsuz değiliz. Sonsuzluklar boyunca onunla yaşayacağımızı biliyoruz. Ve bize hazırlanmış olan yere gitmek üzere
yolculuğa çıktık bile. Rabbi İsa Mesih dedi ki ben size yer hazırlamaya gidiyorum. Eğer öyle olmasaydı size söylerdim. Ama babamın yanında çok yerler var. Ve her birimiz için Rab yer hazırlamaya gitti. Onun için bu dünyada yaşarken Rabbimizin elini sıkı tutalım. En ufak bir problemde sırtımızı dönüp gitmeyelim. Düşebiliriz, sıkıntılar yaşayabiliriz. Elbette ki düşeceğiz de. Ama önemli olan düştüğümüzde farkına vardığımız anda günahımızın hemen ayağa kalkıp tekrar onun önüne gidip tövbe edip tekrar yola devam etmek. İşte Rabbin istediği davranış bu. Farkına vardığın anda dize gelip tövbe edip tekrar devam etmek. Vazgeçmemek. Evet. Ve bu yolculukta Rab her an dünyanın sonuna kadar ben sizinle beraberim demedi mi? İşte gidiyorum ama dünyanın sonuna kadar ben sizinle beraberim. Ve Rabbin o 50. günde dökmüş olduğu kutsal ruhla birlikte onun ikinci gelişine dek bizimle beraber olmaya devam edecektir. Kutsal ruh bizimle beraber olmaya devam edecektir. Her gün, her an bizimle birlikte olacaktır. Onun için biz hiçbir şeyden korkmayız, hiçbir şeyden yılmayız, her ne olursa olsun. Ne ölüm, ne zulüm, ne kıtlık, ne problemler, ne sıkıntılar, hiçbir şey bizi onun sevgisinden ayırmaya gücü yetmeyecektir. Çünkü o her şeyden güçlüdür, her şeyin üzerinde egemen olan odur ve her şey onun kontrolü altındadır. Amin. Benim hayatım onun kontrolü altında. Amin. Kim bana ne yapabilir ki? Benim elim onun elindeyse kim onun elinden bizi alabilir ki? Kimse. Kimin gücü yeter? Onun için her birinizin ne kadar değerli olduğunu bugün tekrar size söylemek istiyorum. Gerçekten her biriniz çok çok değerlisiniz. Tanrı'nın çocukları olmak çok büyük bir değer. Onun için hiçbiriniz kendinizi yılmış, pısırık, işe yaramaz görmeyin. Her biriniz çok değerlisiniz ve Tanrı'nın çocukları olarak yaşadığınız bu dünyada ışıklar olarak parlayın. Bulunduğunuz her yerde Rabbin ışığını aydınlatan bir yıldız gibi olun. Amin. Amin. Ve Tanrı sizi bulunduğunuz her yerde kutsayacak, bereketleyecek, sizin aracılığınızla da etrafınızı da bereketleyecek. Etrafınıza sevinç verecek. Çünkü sizin sevincinizi gören herkes size soracak. Bu sevincin kaynağı nedir? İşte size fırsat. Rab İsa'yı anlatmak için, onu müjdelemek için büyük bir fırsat. Onun için sevincinizi kaybetmeyin. Amin. Tanrı'nın o sevgisini, o esenliğini asla kaybetmeyin. O sizinle birlikte. Bazen kendimizi kurumuş hissederiz. Bazen Tanrı'dan uzaklaştığımızı hissederiz. Kuru bir ağaç gibi. Nasıl bir saksıda bir ağaç kuruyorsa, bir çiçek kuruyorsa ona su verirsiniz, hemen tekrar canlanıyor. İşte bugün Rab bizi tekrardan sulamak istiyor. Tekrar bizi doldurmak istiyor. Tekrar onun sözüne bakarak, ona yaklaşarak, onun ruhuyla tekrar dolarak bizi tekrar ayağa kaldırmak, canlandırmak, tazelemek, yenilemek istiyor. Amin. İşte bugün ona el uzatma günü. Bugün onun elini tutma günü. Amin. Amin. Tanrı Nuh'a dedi bir gemi yap. Dünyayı yok edeceğim dedi. O gemiyi yaparken günlük güneşlikti. Uğraştı da uğraştı. Onun etrafına bakanlar yahu dediler burada su yok. Sen gemiyi niye yapıyorsun? Dalga geçtiler ona. Her geçtiklerinde, onun önünden geçtiklerinde dalga geçiyorlardı onunla.
Ama o Tanrı'yı dinledi. O gemiyi bitirdi. Ve Rabb'ına dedi, içindir. Her gün oradan geçmekte olan insanlar bir adım atmadılar. Ve kapı kapandı, yağmurlar yağmaya başladı. Sıradan bir yağmur zannettiler. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Baktılar ki durmuyor. Bir hafta, iki hafta. Baktılar ki durmuyor. Acaba Nuh doğru mu söylüyor dediler kendi kendilerine. Ama o kapı kapanmıştı artık. 40 gün boyunca yağmur yağdı ve her yer sular altında kaldı. Ama her gün onun önünden geçip gidenler, tarlasına, işine gidenler o bir adımı atmadıkları için hayatlarını kaybettiler. İşte bugün o adımı atma günü. Eğer içinizde varsa henüz Rab'le tanışmayan, henüz yüreğini Rab'be vermeyen, işte bugün o kapıdan içeri girme günü. Bugün o adımı atma günü. Onlar bir adım için üşendiler, hayatlarını kaybettiler. Ama biz üşenmeyelim ve o adımı atalım, yüreğimizi açalım, Rab içeri girsin ve hayatlarımızı değiştirsin. Amin. Ve onun değerli oğlu ve kızı olasınız diye Tanrı bugün sizlerin yüreğine gelmek istiyor. Bugün Rab her birimizi kutsasın, bereketlesin, sevgisiyle, sevinciyle doldursun, bizi güçlendirsin. Hiçbir zaman onun önünde ne kadar değerli olduğumuzu unutmayalım. Gerçekten Tanrı'nın çocuğu olmak, Tanrı'ya baba demek, onun o verdiği özgürlük, onun verdiği o güven, o güç o kadar muhteşem ki her gün gökteki babamıza elimizi uzatalım. Ve onun elini asla bırakmayalım. O zaman korkularımız gidecek. O zaman kaygılarımız gidecek. O zaman problemlerimiz hafifleyecek. Elbette ki sorunlarımız olacak. Ama onlarla daha kolay mücadele edeceğiz. Amin. Onun için Rab bugün her birimizi kutsasın, bereketlesin, yüreklerimizi doldursun, kutsal ruhuyla her birimizi yenilesin ve tazelesin. Amin. Rabbimizi bereketlesin. Amin. Amin.